Önce başlatılan Sıfır Atık Projesi tanıtım programına hoş geldiniz diyoruz. Kendinin öncülüğünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ana hizmet binasında uygulanarak hayata geçirilmiştir. Bu meyanda ilimizde de Valimiz Sayın İsmail Ustaoğlu'nun himayesinde çalışmalara başlanmıştır. Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefi doğrultusunda hayata geçirilen sıfır atık projesi, israfın önlenmesi, doğal kaynakların ondan sonra gözden geçirilerek atık oluşumun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılması noktasında mevcut sistemi daha düzenli ve sistemli bir hale getirme adına yapılan sıfır atık projesiyle yola çıkmış bulunuyoruz. Bu anlamda inşallah ilimizde başlatacağımız bu çalışmayla hem vatandaşlarımızın daha duyarlı hale getirilmesi, özellikle okullarımızda yapacağımız çalışmalarla öğrencilerimizin bu noktada daha duyarlı hale getirilmesi hepimizin inşallah önceliği olacak. Bölgenin belki sadece yakınımızda, en yakınımızda Elazığ'da bulunan ve bu bölgenin hiçbirisinde de olmayan katı atık depolama tesisimiz bu bölgede ilk defa bu ilde faaliyete geçiyor. Aslında baktığımız zaman bu çalışma çok anlamlı ve bu bölge açısından da çok özellikli bir çalışma olmuş. Çünkü gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslardan birisi, değerli arkadaşlar, temiz bir çevre. Yani bu anlamda bizim bu konuda çok hassas davranmamız lazım. Evet, maalesef teknoloji geliştikçe, ekonomimiz geliştikçe ister istemez bu noktada da çevre kirliliği açısından bir takım sıkıntılar da beraberinde oluyor. Ülkemizde hızlı bir ekonomik büyüme var, gelişme var. Tabii bunun paralelinde bir atık üretimi de var. Bununla ilgili bakanlığımızın başlatmış olduğu, tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Hanımefendi'nin saygıdeğer eşleri tarafından öncülük edilen sıfır atık projesi kapsamında başlatılmış olan bir proje var. Bununla ilgili bakanlık merkez binamız ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıfır atıkla ilgili faaliyetler yürütülüyor ve şu an bu binalardan, bu kurumlardan doğaya herhangi bir atık bırakılmıyor. Tüm atıklar değerlendiriliyor esasen. Bunun çevresinde tabii ki yapmamız gereken, sıfır atık projesi kapsamında yapmamız gereken başlıca şey, öncelikle ailede başlayacak, ailede verilebilecek eğitimlerle israfın önlenmesi, doğal kaynakların verimli kullanılması, atık miktarının azaltılması, atıkların kaynağında ayrıştırılması, atıkları geri kazanarak ekonomiye katma değer sağlanması.